Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Das Gespräch, wartest du schon lange? Evet, Das Gespräch arkadaşlar, bu bir diyalog demek arkadaşlar, Das Gespräch. Wartest du schon lange? Uzun süredir bekliyor musun? Bu çalışma arkadaşlar, bir diyalog çalışması. Bu diyalog arkadaşlar, bir otobüs durağında geçiyor olabilir, dışarıda geçiyor olabilir. Burada uzun süredir bekliyor musun? Bu diyalog çalışması arkadaşlar interaktif çalışmaya gerektiriyor. İnteraktif çalışmadan kasıt şu arkadaşlar, karşılıklı olarak bu diyaloğu sizlerle yapıyor olacağız. Ancak öncelikle bilinmeyen kelimelerin üzerinden geçiyor olacağız. Hemen ardından bu çalışmayı başlatacağız arkadaşlar. Dilerseniz diyalogumuz başlasın. Öncelikle arkadaşlar, birisine merhaba derken ne diyorduk? Hallo, wartest du schon lange hier? Evet, warten arkadaşlar beklemek demek. Wartest du schon lange hier? Lang uzun demek arkadaşlar. Sen burada uzun süredir bekliyor musun anlamında. Hier neydi arkadaşlar? Burada demek. Schon lange. Yani bu arkadaşlar bir pekiştireç noktasında. Uzun süredir mi bekliyorsun gibilerinden. Schon demek ki burada pekiştireç anlamında. Burada uzun süredir bekliyor musun diye soracak olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Wartest du schon lange hier? Uzun süredir mi bekliyorsun burada? Cevap olarak bakıyoruz arkadaşlar. Naja, schon eine Stunde. Evet, naja neydi? Eh işte demekti. Hatırlayacak olursanız bunu nerede görmüştük arkadaşlar? Nasılsın derken eh işte idare ediyoruz deriz ja. Dolayısıyla ne demiştik? Naja es geht. Wie geht es dir? Naja es geht demiştik. Bunu ta önceki konularda görmüştük değil mi? Bakın burada gene schon pekiştirici var. Eine Stunde bir saattir anlamında arkadaşlar. Bir süreyi 60 dakikayı kastetmiş oluruz eine Stunde ile. Eh işte bir süredir bekliyorum. Anlamında schon eine Stunde bir saatten beridir anlamına gelmiş oluyor burada. Gene ne dedik? Pekiştiriş noktasında schon var. Evet, burada da bir şaşkınlık var arkadaşlar. Bir saattir mi? Yani o kadar doğal bir şekilde karşılıyor ki. İşte bir saattir. Ne? Bir saatten beri mi? Anlamına gelen schon eine Stunde. Bir saatten beri mi? Hani çok olağan bir şeymiş gibi söylüyor. Bu tarafta ne diyor soldaki kişi? Bir saattir mi? Şaşkınlık var. Cevap olarak ya mein Bus kommt nicht. Evet, burada bir nokta var ancak şunu kaldıralım. Mein Bus kommt nicht ne demek arkadaşlar? Otobüsüm gelmiyor. Und mein Regenschirm ist kaputt. Evet, bakın burada mein Bus kommt nicht derken arkadaşlar otobüsüm gelmiyor. Und mein Regenschirm, der Regenschirm arkadaşlar, yağmur, şemsiye demek arkadaşlar, der Regenschirm. Der Regenschirm, yani mein Regenschirm ist kaputt derken, kaputt, bozuk, kırık anlamında arkadaşlar. Evet, otobüsüm gelmiyor. Mein Bus kommt nicht. Und mein Regenschirm ist kaputt. Ve ne demek istiyor güzel Türkçemizde? Üstüne üstelik bir de şemsiyem de bozuk durumda diyor değil mi? Und mein Regenschirm ist kaputt. Demek ki bu bozuk neymiş? Kaputt demekmiş. Buna karşılık ne diyor? Kein Problem. Sıkıntı yok. Problem yok anlamında. Kein Problem. Bakın burada arkadaşlar dileseydik şöyle de diyebilirdik. Das ist kein Problem de diyebilirdik. Ancak sıkıntı yok deriz ya güzel Türkçemizde. Ne diyoruz? Kein Problem. Mein Regenschirm ist groß. Evet. Groß neydi hatırlayalım. Groß büyük demekti. Peki küçük neydi? Klein demekti. Değil mi? Ne diyor? Sıkıntı yok. Benim şemsiyem büyük diyor. Değil mi? Mein Regenschirm ist groß. Bitte. Evet. Arkadaşlar Almanca'da bitte'nin o kadar çok anlamı var ki. Buyurun demek, lütfen demek, rica ediyorum demek ve birçok anlamı var. Mesela diyelim ki kapıyı açıyoruz birisine ve buyur ediyoruz, gene bitte demiş oluyoruz. Bu noktada ne yapmış oluyoruz o kişiyi, karşımızda ıslanan kişiyi şemsiyemizin altına davet ediyoruz ve ne diyoruz? Buyurun diyoruz. Bitte, öyle değil mi? Dolayısıyla burayı toparladığımızda kein Problem, sıkıntı yok. Mein Regenschirm ist groß, şemsiyem büyük. Bitte, buyurun diyor ve karşılık olarak da Danke schön. Das ist sehr nett.
Danke schön neydi arkadaşlar? Teşekkür ederim demekti. Onun haricinde danke de diyebilirdi bu kişi. Danke schön de diyebilirdi. Ancak burada minnettarlığını belirttiği için çok teşekkür ederim deriz ya. Dolayısıyla ne diyor? Danke schön, das ist sehr nett. Net arkadaşlar sempatik demek. Sehr nett, çok sempatik. Güzel Türkçemizde bunun karşılığı ne arkadaşlar? Bu çok kibar bir davranış. Çok naziksiniz deriz ya güzel Türkçemizde. Bunun da demek ki Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Das ist sehr nett. Bu çok nazik bir tavır, bir davranış anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz şimdi arkadaşlar doğru telaffuzuyla üstünden geçelim. Onun ardından da bu interaktif çalışmaya geçelim. Bu interaktif çalışmaya geçmeden önce nasıl yapılması gerektiğini söyleyeceğim. Ancak öncelikle doğru telaffuza bir dikkat edelim. Hallo, wartest du schon lange hier? Hallo, wartest du schon lange hier? Naja, schon eine Stunde. Naja, schon eine Stunde. Schon eine Stunde? Schon eine Stunde? Ja, mein Bus kommt nicht. Und mein Regenschirm ist kaputt. Ja, mein Bus kommt nicht. Und mein Regenschirm ist kaputt. Kein Problem. Mein Regenschirm ist groß. Bitte. Kein Problem. Mein Regenschirm ist groß. Bitte. Dankeschön. Das ist sehr nett. Dankeschön. Das ist sehr nett. Şimdi hazırsanız arkadaşlar interaktif çalışmamız başlasın. İnteraktif çalışmadan kasıt ne arkadaşlar? Ben sol tarafı söylüyorken sizler de buna karşılık olarak, cevap olarak sağ tarafı söylüyor olacaksınız. Gereken süreyi ben size tanıyor olacağım arkadaşlar. Onun ardından da tam tersini yapıyor olacağız. Dilerseniz öncelikle sol tarafla ben başlayayım. Onun ardından sizler de cevap verin. Hazırsanız başlayalım. Hallo, wartest du schon lange hier? Schon eine Stunde? Kein Problem, mein Regenschirm ist groß, bitte. Dilerseniz bu diyaloğu tekrarlayalım arkadaşlar. Hallo, wartest du schon lange hier? Schon eine Stunde? Kein Problem, mein Regenschirm ist groß, bitte. Şimdi arkadaşlar hazırsanız siz sol tarafı söylerken ben sağ tarafı söylüyor olacağım. Dilerseniz başlayalım. Naja, schon eine Stunde. Ja, mein Bus kommt nicht und mein Regenschirm ist kaputt. Dankeschön, das ist sehr nett. Tekrarlayalım. Buyurun. Naja, schon eine Stunde. Ja, mein Bus kommt nicht und mein Regenschirm ist kaputt. Dankeschön, das ist sehr nett. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir diyalog çalışması yaptık arkadaşlar. Bu diyalog çalışmamızda
ne yapmış olduk? Yağmurlu bir havada, öyle değil mi? Otobüs beklerken ıslanan birisini şemsiyemizin altına davet ettik, öyle değil mi? Islanmaması için. Bu ve buna benzer diyaloglar varsa arkadaşlar, öneri olarak bunu yazabilirsiniz. Hep birlikte bunun üzerinden geçebiliriz. Arkadaşlar, artikülasyon, yani bu telaffuz çalışmasını daha da iyi oturtabilmek için bunu sık sık, buna benzer, bu ve buna benzer diyalogları sık sık tekrar edelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, Almanca öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki arkadaşlar, sonraki ders videolarını takip edebilelim arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Tschüss.